Bir diğer RESTful API mimarisi özelliklerinden biri de HTTP header nesnelerimiz. HTTP header'ları hem istemci hem de sunucuya bilgi sağlamak için kullanılan yapılardır diyebilirim. Burada bir örnek var. Aslında bunun üzerinden anlatacağım. Bunu Touch Plus örnekler üzerinden aldım mesela. Şurada da host üzerinde gördünüz. HTTP başlıkları, yani headers başlıkları, property value pair dediğimiz bu programlamada key value pair dediğimiz yöntemle tutulur. Örnek, bir HTTP header örneği, content type application JSON. Bu şu demek oluyor mesela, header ile sunucuya şunu demiş oluyoruz. Bizim oluşturduğumuz içerik ve seninle, yani sunucuyla konuşacağımız içerik tipi JSON olacak ve iletişimi bununla sağlayacağız demiş oluyoruz ve bu şekilde sunucuya giden header nesnesi üzerinden de aslında header hakkında bilgi alıp ona göre işlem yapılabiliyor. Bu şekilde birbirlerini tanıyabilmelerini sağlıyor aslında. Çünkü request ile bu bilgiler gönderilmezse sunucu tarafına, sunucu tarafı request'i tam olarak tanıyamaz. İstemci hakkında tam olarak bilgi alamaz. Mesela burada host olarak şurası yazıyor. net.tatsplus.com. Şurada dikkat ederseniz accept language diye, bu aslında tarayıcı üzerinden ayarlanmış. Bu şöyle diyeyim, default dil bilgisini veriyor. Burada İngilizce mesela. Encoding olarak bu şuradaki JSON, buradaki veri şifrelenmiş, düzeltiyorum, sıkıştırılmış mı, sıkıştırılmamış mı? Sıkıştırıldıysa neyle sıkıştırılmış? Gzip var. Onunla yapılmış mesela. Bu bilgi gönderiliyor. Aynı şekilde charset bilgisi mesela, bu çok kritiktir aslında. Bu metinsel işlemlerde ISO standartlarına göre programlama yapılır diyebilirim. Burada mesela Japonca, Hindistan, Indian diyelim dili, işte Türkçe vesaire, bu şekilde İngilizce, İngilizceden farklı, yani mesela Türkçedeki ö, ü vesaire gibi bu harfler İngilizce'de yok. Bunların ISO karakterlerini biz özellikle belirtmemiz gerekiyor ki sistem tarafında, mesela veri tabanında bile bunların saklanması ciddi bir problem olabilir aksi halde. Charset bu nedenle önemli. Connection, cookie bu şu an önemli değil, güvenlikle alakalı bir konu. Cookie'nin ID'sini tutuyor, session ID'yi tutuyor burada. Cache'leme var mı? Yani cache'leme yok mesela burada, no cache diyor. Bu şu demek oluyor, yani bu gelen sayfa sunucudan şu anda mı gönderildi, anlık olarak mı çekildi, yoksa bir cache var mı? Yani cache'i özetlemek gerekirse bilmeyenler için, belli işlemleri, belli elde edilmiş veriyi sunucu hafızasında tutup tekrar tekrar sunucuyu yormamak için o tutulmuş hafızadan kullanıcıya, yani istemciye gönderme yöntemine diyoruz biz cache. Cache'leme yapıldıysa bunu header üzerinden belirtmek gerekiyor. Ki zaten otomatik olarak sistem bunu belirtir, cache'lenmiş veri olduğunu. Siz de bu sayede sizin istemci tarafa, mesela Angular ya da Node ya da React.js, bununla istemci üzerinde tarayıcıda JSON veriyi, yani API'den gelen JSON veriyi işlerken bunun güncel veri olmadığını bu şekilde bilirsiniz. Bunun anlık veri olmadığını bilebilirsiniz bu sayede ve işlemleri de ona göre yapabilirsiniz. Bir diğer temel konu da buradaki mesela metot bilgisi. Metot bilgisi gene header içerisinde vardır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu bir get işlemi.
Ne yapıyor mesela? Şurada bir path var. Şuradaki mavi alan. Bu top 20 MySQL best practices diye bir sayfa varmış. Oradaki bir sayfayı elde etmek için. Şuradaki URL unique olmak zorunda veri tabanında şu kısım. Çünkü buna göre filtreleme yapıyor. Herhangi bir ID yok burada. SEO friendly diyoruz biz. Hani arama motoru optimizasyonlarına göre vesaire. Bunun sayfasını sunucu tarafında oluşturulduktan sonra HTML olarak istemciye geliyor buraya. Ve şuradaki header bilgileriyle de istemci sunucu arasında birbirini tanıma işlemi gerçekleştiriliyor. Mesela şurada da unuttuk bunu. User agent var. Bu sunucu tarafında programlama yaparken bizim backend dediğimiz kısımda kullanıcının tarayıcısının adını yani Chrome, Mozilla, Firefox ya da Safari vesaire hepsinin adını ve versiyonlarını hatta işletim sisteminin detay bilgilerini vesaire hepsini hatta tarayıcının dil bilgisini işte İngilizce, Türkçe vesaire seçilmiş olan default dil bilgisini hepsini sunucu tarafından elde edebilmeyi sağlıyor bu header üzerinden. Aynı şekilde protokol bilgisi de buradan elde edilebilir. Dediğim gibi HTTP 1.1 zaten mevcut bir protokol versiyonuydu. Yıllardır kullanılan versiyon buydu. Sonra HTTP 2 çıktı. Tabii bununla ilgili çok farklı detaylar var. HTTP 2 ile ilgili. Bu protokol kalite artırıyor biraz daha. Ama önemli değil şu an için. Sadece eğer farklı protokol ile ilgili bir işlem yapacaksanız sunucu tarafında hani bu bilgiyi elde etmek istiyorsanız mesela kullanıcının protokol bilgisini alıp o protokol bilgisi üzerinden bir optimizasyon yapmak istiyorsanız sunucu tarafında kullanıcıya özel işte HTTP 2 kullananlara şu şekilde göster, 1 kullananlara bu şekilde göster gibi onu da bu header üzerinden elde edebiliyoruz.